Gündemi değiştirirken her şeyi kullanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir zat var. Adı Ali Erbaş. Bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaket. Neden? Ya bir cuma günü 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölülerinizi rahmetle anınız diyen peygamberin hadisine uygun bir şekilde bir rahmet bile okumayan adamın bu ülkenin başına geldiği en büyük felaketten başka ne denir? Bugün yine çıkmış biraz önce sizin haberlerinizde izledim. Diyor ki bugün yine çıkmış, Diyanet TV'de İsraili protest etmek için diyor, İsrail mallarını protest edelim ve bu felaket sözden dolayı bir kafenin Starbucks diye bir kafede bugün aman, adını almıyor aman adını önce. kafede bugün insanlar kahve içerken azgın bir grup gelip saldırıyor. İçtikleri kahveleri adam parasını vermiş o insan parasını vermiş kendi ödemiş kahve almış o kahveleri yumrukluyorlar insanlara hakaret ediyorlar çünkü Ali Erbaş diyor ki bunları yemeyin içmeyin ama Ali Erbaş şunu diyemiyor ben buradan Ali Erbaş'a sesleniyorum duymadığını biliyorum duyduğunda da delirdiğini de biliyorum çıldırdığını da biliyorum Diyanetin başındaki adama yakışmayan sözler kullandığını da biliyorum. Ama sana söz söylüyorum Ali Erbaş. Yüreğin yetiyorsa, delikanlıysan, zerre kadar İslam inancı varsa bu cuma hutbesinde Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulun ve de ki 10 milyar dolar İsrail'le ihracatımız ve ithalatımız var. Yüreğin yetiyorsa kesin bu ilişkiyi de. İsrail'den tohum almayı durdur. Durdur tohum almayı. Zaten alınmasını istemiyorduk biz. Durdur o zaman de. Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulun. Aynen Numan Kurtulmuş gibisin Ali Erbaş. Aynı model siz ikizde. Ne yapıyorsunuz? Numan Kurtulmuş da meclis tokantalarında kafeyle kolayı yasakladı. Savaş açtılar İsrail'e. Savaş açtılar. Ama Çimonto bugün gemilerle İsrail'e gitti değil mi? Gemilerle yük gidiyor değil mi İsrail'e? Bir sürü malzeme gidiyor değil mi? İthalat, ihracat devam ediyor. Ha, ticareti devam ediyor. Ticaret devam ediyor. Ama Ali Erbaş çıkmış Müslümanlara diyor ki protestedin ettiler işte bugün gittiler bir kafede masum insanlar orada kafelerini içerken aldıkları parasını ödedikleri kafeleri yumruklayarak döktüler insanlara küfrettiler. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın derdi anayasa falan değil 31 Mart seçimlerine kilitlendi muhalefetin de sokağa çıkmasını istemiyor rahatsız oluyor. Muhalefet halka giderse rahatsız oluyor. Muhalefet sokakta insanların derdine derman olmak için dolaşırsa rahatsız oluyor. Ben diyor bir anayasa işi başlattım. Zaten adamın özelliği bu. Adam Kadir Gecesi doğmuş bu Recep Tayyip Erdoğan abi. Ne yaparsa tutuyor. Bir de adamın hiç kimseye nasip olmayan bir tabanı var ya. Allah vergisi ya. Ne derse reis doğru der diyor ya. Ne yaparsa reis doğru yapar diyor ya. Yani düşünebiliyor musun? <laughs> Allah'ın 99 sıfatı Recep Tayyip Erdoğan'da tecelli etmiştir diyor bunu diyen milletvekili taban diyor ki hamdolsun Allah'a diyor Recep Tayyip Erdoğan'ı öptüğümde diyor peygamberi öpmüş gibi oluyorum diyor hamdolsun Allah'a diyor Recep Tayyip Erdoğan son peygamberdir diyor hamdolsun Allah'a diyor dolayısıyla adamda öyle bir taban var ki ne dersen de soğan ekmek yeriz reisi yedirmeyiz diyor ya Cem Toker'de seçim döneminde yırtındı kazanamayacaksınız diye. Yahu kazanamayacağız da bakıyorsun abi öyle bir taban var ki. 6 bin lira emekli maaş alıyorum diyor ablam çıkmış sokak röportajında. Kiramı ödüyorum diyor. Hacca da gittim, Umre'ye de gittim diyor. Tamam ne güzel. Geçinip gidiyorum diyor. Soruyor muhabir nasıl yapıyorsun abla bize de söyle diyor. Hamdolsun Recep Tayyip Erdoğan sevgisiyle. Hacca gitmek 185 bin lira. Beş yıllık maaşıyla Peki. gidemez. Dolayısıyla Peki. Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmak istediği bellidir. Anayasa tartışması üzerinden, anayasa mahkemesi tartışması üzerinden yeni bir kriz yaratmış, yeni bir kavga ortamı yaratmıştır. Bence muhalefet olarak biz titreyip kendimize dönmeliyiz. Bu anayasaya retoyu vereceğimizi, getireceği bütün maddeye retoyu vereceğimizi bugünden söylemeliyiz. Meral Akşener Peki. gibi konuşmamalıyız bakacağız anayasayı getirsin okuyacağız göreceğiz dolayısıyla milletin karar vermesiyle de anayasa geçebilir demeyeceğiz diyeceğiz ki net olacağız net bu Recep Tayyip Erdoğan 22 yıldır bu ülkenin başında adeta musallat olmuş bu millete büyük zulüm ediyor bu Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek hayır bundan sonra Allah'tan gelsin deyip Anayasaya getireceği her türlü kanuna hayır vereceğimizi ret olarak söylemeliyiz. Ben Cemal İngilt olarak Halk TV ekranlarından net olarak ifade ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayla beni Cumhurbaşkanı yapacağını söylese bile anayasaya hayır diyor. Kay anayasa tartışması, anayasa mahkemesi tartışması, yargıtay tartışması Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu bir oyun. Recep Tayyip Erdoğan baştan söylediğimi tekrar söylüyorum ülkeyi yönetemiyor. Ülke ekonomik anlamda batıyor. Siyasal anlamda çöküyor. Sosyolojik anlamda dengeleri alt üst oldu. Öyleyse Recep Tayyip Erdoğan toplumun konuşmasını istediği konular bunlar olmasın. Toplumu ben istediğim alanda oynatayım. Muhalefet de benim istediğim alanda oynasın istiyor. Ya peki toplumun gündeminde, seçmenin gündeminde, vatandaşın gündeminde yeni anayasa veya bir yasal düzenleme Hiçbir şekilde var mı? yok. Mı? Bakın biz şu ana kadar bakın ben az önce de söyledim. İnsanlar 5000 lira emekli maaşını dahi alamamanın aslında bir sadaka. 5000 lirayla 4 kişi İstanbul'da bir restoranda yemek yiyemez. Bir sadaka. Bu sadakayı bile milletine çok gören bir iktidardan nefret var şu an. Çay üreticisi yazıyor. Bize de vermedi diyor. Fındık üreticisi yazıyor. Buğday üreticisi yazıyor. Bize de vermedi diyor. Polatlı'daki üretici yazıyor. Diyor ki 30 gün olan TMO ödemeleri 50 güne çıktı diyor. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkımız gasp edildi diyor. 3600 ve 5000 gün üzerinden emeklilik sözü ortadan doğru. kaldırıldı diyor. Kademeli emeklilik isteyenler Ağlıyor, isyan ediyor. Bir günden 17 yıl emeklilik hakkımız gasp edildi diyor. Staj ve çıraklık mağdurları bizi de gündeme getirin abi diyor. Her tweetimin altına gelip yazıyorlar. Evet. Bir günden 17 yıl kaybettiğimiz gibi yaptığımız stajlar ve çıraklık hizmetleri sigorta karnemiz olmasına rağmen hizmete sayılmıyor diyor. Çek cezasından dolayı 20 binin üzerinde insan hapse girdi. Büyük bir kısmı hanımefendi kadınlardan oluşuyor. Çocuklar evde ağlıyor, isyanları var. Terörle mücadele yasasından faydalanamayan ya da, da şöyle diyeyim, terörde yaralanıp kolunu, bacağını kaybedenler gazi sayılmıyor, gazi sayılmak istiyor. İnfaz koruma memurları ne zaman karşılatsam biz en zor görevleri yapıyoruz, emniyet hizmet sınıfına alınmak istiyoruz, bizi de gündeme getirin diyor. 110 bin tane yardımcı hizmetler sınıfındaki insanımız hala mı yardımcı hizmetler sınıfında kadro olarak devam edecek? Biz insan değil miyiz? Niye bizim de yükselme hakkımız verilmiyor diyor? 110 bin tane vatan evladı dünyanın çeşitli üniversitelerini bitirmişler. YÖK tarafından denklikleri kabul edilmiyor. Suriyeliler, Iraklılar sınava giriyor. Tek kelime Türkçe bilmeden yüz alıp mülakatı geçip Denklikleri sayılıyor ama bu vatanın çocuklarının denklikleri sayılmıyor. Mülakat kaldırılacak diye söz verip mülakatı kaldırmayan mühendislere, veterinerlere, gıda mühendislerine iş imkanı tanımayan, her verdiği sözü unutan, bu memlekette enflasyonu tek haneli rakama düşüreceğim deyip 2023'te kiraları 15 bin liraya çıkaran iktidar, Elektrik paraları ödenmez hale geldi. Kış kapıya dayandı. Doğalgaz faturaları gelecek.